Çok değerli milletvekillerim, EVES'in çok kıymetli çalışanları, yöneticileri, ben de hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum. Milli enerji ve maden politikasıyla üretimden dağıtıma kadar enerjinin her alanında büyük bir dönüşümü yaşıyoruz. Ortaya çıkan veriler de attığımız adımların başarısını gösteren önemli parametreler ortaya çıkarttı. Ancak biz enerjiye üretim-tüketim dengesinin çok daha ötesinde bir gözle bakıyoruz. Enerji sadece kaynak yönetimi değil, aynı zamanda teknoloji üretimi olarak da görüyoruz. Kaynağın yerli, buna karşılık teknolojinin ithal olduğu bir yerde enerjinin bağımsızlığından söz edemeyiz. Çünkü enerji yönetiminde kaynak ve teknoloji birbirini tamamlayan, birbirine entegre iki ana süreç. Kamu, özel sektör, araştırma merkezlerimiz ya da üniversitelerimiz hiç fark etmez. Enerji teknolojilerinin üretimi artık Türkiye'nin enerji geleceğinde stratejik bir yer tutmaktadır. Dijitalleşme, yapay zeka, otonom teknolojiler, nesnelerin interneti, dijitalleşme gibi teknolojik veri yöntemlerinin hayatımızın neredeyse her alanına sirayet ettiği ve edeceği bugün ve gelecekte enerji, özellikle de elektrik enerjisine daha fazla yerli imkanlarla sahip olmak ülkelere büyük bir üstünlük ve sürdürülebilir bir gelecek sağlayacak. Biz bu nedenle kaynaklardaki arz güvenliği kavramını enerji teknolojilerine de uyarlayarak teknoloji arz güvenliği kavramını artık ajandamızın en öncelikli konuları arasına aldık. Bakanlığımız bünyesindeki bütün kurumlarda enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi adına önemli adımlar attık. Daha önce EVES'in ürettiği 160 megawatt gücündeki Türkiye'nin %100 yerli ve milli ilk yerli jeneratörünü Sayın Genel Müdürüm de biraz önce ifade ettiği gibi Keban hidroelektrik santralimizde devreye almıştık. Hemen akabinde ikinci jeneratörü de üreterek toplamda 16 milyon avro civarında bir tasarruf elde ettik. Hız kesmeden üçüncü ve dördüncü jeneratörlerin üretimine de başladık. İnşallah önümüzdeki yılın ilk yarısında testlerimizdeki yerlilik oranının artırılması için EVES'in ARGE ve teknoloji yatırımları hızla devam ediyor. EVES'in yerli üretimle hayata geçirdiği EVES elektrik otomasyon sistemlerinin EOS'un açılışını gerçekleştiriyoruz. Bir yanda söz sistemlerini bugüne kadar çoğunlukla ithal ediyoruz. Bu durum haliyle bazı dezavantajları da beraberinde getiriyordu. Yüksek maliyetlerin yanı sıra teknolojideki hızlı gelişmeler nedeniyle satın alınan sistemler yeni istekleri karşılamada maalesef yetersiz kalıyordu. Bazı durumlarda sistem henüz ömür döngüsünü doldurmadan teknik destek sona erebiliyordu. Ayrıca eski sistemler için yedek parça bulmadaki zorluklar, sistem güncellemelerinin maliyetli olması, sistemi satan tedarikçinin kapanması veya başka bir firma tarafından satın alınması, aslında baktığınızda bunlar teknik desteğin sona ermesi, alınan yazılımlarda donanıma aşırı bağımlılık gibi pek çok konu bu teknolojinin yerleştirilmesinin aciliyetini ve önemini gündemimize getirdi. Yaşadığımız salgın dönemini de göz önüne alacak olursak, yurt dışından yedek parça, ekipman ya da ilgili personel getirmek son dönemde oldukça sıkıntılı bir süreç haline geldi. Bu durum hem bizlere hem de dünya ekonomilerine yerli üretimin ve teknolojik öz yeterliliğin geliştirilmesinin önemini bir kere daha gösterdi. Değerli katılımcılar, bugün EVES'e ait 18
hidroelektrik santralde otomasyon sistemi bulunurken 28 HES'imizde bu sistem henüz mevcut değil. 18 santralimizde her ne kadar otomasyon sistemimiz bulunsa da bu sistem birçok gelişmiş ülkede standart hale gelen hidrolik santral uzaktan izleme ve kontrol işlevlerini yerine getiremiyor. Ayrıca mevcut sistemlerin de belirli aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Bu durumdan doğan dezavantajları lehimize çevirmek için EÜH tesislerinde standart otomasyon bileşenlerinin kullanılması için ARGE çalışmalarına başlattık. En sade anlatımla ifade etmek gerekirse artık tüm tesislerimizi tek merkezden ve otomatik sistemlerle kontrol edebileceğiz. Bu durum zaman, maliyet ve emek kayıplarının da önüne geçecek. Ayrıca santrallerimizin daha verimli çalışmasına da ciddi katkılar sunacak. Burada en önemli hususlardan birisi de sistemin hayata geçmesi için yurt içi sanayinin de sürece entegre olması oldu. EÜH elektrik otomasyon sisteminde kullanılan parçaların büyük bir kısmına yerli imkanlarla kavuşmuş oldu. Çok az bir kısmı da yurt dışından tedarik edildi. Böylece toplamda %92'ye varan bir yerlilik oranına ulaştık. EOS'un üretimiyle birlikte otomasyon sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Bu alandaki cari açığımızın kapanmasına destek vereceğiz. Bir örnek vermek gerekirse, orta büyüklükte bir santralin otomasyonu ortalama 3 milyon dolara mal oluyor. Yerli otomasyon sistemini bu bedelin yaklaşık onda birine üretiyoruz. Biraz önce genel müdür de ifade etti, tüm Türkiye'deki hidrolik santralleri EÜH en az 10 yıllık bir süreç içerisinde bunlar yenilenebilir normal şartlar altında. 600 milyon dolar gibi bir bütçeden bahsetti. 600 milyon doları yurt dışından ithal etmek yerine 60 milyon dolara yerli işçi ve mühendislerimizin geliştirdiği bu otomasyon sistemiyle gidermiş olacağız. Aradaki fark sistemin diğer santrallere de uygulanmasıyla daha da katlanacağını ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla böylece büyük miktarda finansal kaynağı da yurt içinde tutmuş olacağız. EOS ile santral otomasyon sistemlerimize yapılan siber ataklara karşı sistemimizi daha güvenli bir hale kavuşturacağız. En önemlisi de az önce yukarıda saydığım en büyük handikaplarımızdan birini ortadan kaldırarak hidrolik santral tesislerimize uzaktan izleme ve kontrol kabiliyetleri kazandıracağız. EOS ile endüstriyel tesiste bulunan çeşitli sensörlerden verileri toplayarak bu verileri tesisin otomatik kontrolünü gerçekleştirmek ve tesisi yönetmek amacıyla kullanacağız. Proje kapsamında alt gruplar tarafından ortaya konulan yazılımsal ve donanımsal birçok ürün bulunuyor. Biraz önce genel müdür de bunları detaylı bir şekilde ifade etti. EÜH elektrik otomasyon sistemimiz EOS donanımları, kontrol bilgisayarları, SCADA yazılımları, mühendislik programı, kontrolcü yazılımı, veri iletişimi için ağ altyapısı, iletişim protokolleri, veri tabanları ve siber güvenlik altyapısı olmak üzere farklı öğelerin entegre bir şekilde bir araya getirilmesinden oluşuyor. EOS'ta kullandığımız donanım ürünlerinin tasarımları kavramsal, temel ve detaylı tasarım olacak şekilde dünya çapında kabul görmüş tasarım yöntemleri kullanılarak hazırlandı. Ekran tasarımlarında sadelik ve uzun süre kullanım gibi faktörler göz önüne alınarak kullanıcı dostu tasarımlar devreye alındı. Değerli misafirler, EOS çalışmalarına ilk etapta yazılım, donanım ve siber güvenlik olmak üzere 3 alt grupta toplam 14 kişilik çekirdek bir ekiple başladık. Geliştirme aşamasının ardından imal edilen sistemleri, laboratuvar ortamındaki test düzenekleri ve pilot tesis olarak seçilen
Antalya Kepez hidroelektrik santralinde kurarak ilk denemeleri başarıyla gerçekleştirdik. Kepez 2 hidrolik santral 2x3 megawatt kurulu güce sahip küçük boyutlu bir elektrik üretim tesisimiz. Bu yüzden burada sağlayacağımız başarı daha büyük boyutlu HES'lerimiz için de önemli tecrübeler ve veriler sağlayacak. Pilot çalışmalar kapsamında Kepez hidrolik santral için veri listeleri, SCADA ekran tasarımları, saha algoritmaları oluşturuldu ve bunlar ayrı ayrı test edildi. Ardından pano montaj proje çizimleri, pano ve saha kablolama, saha montajla ilgili çalışmalar tamamlandı ve Kepez sahasında başarıyla kurularak sistem devreye alındı. Hamdolsun sistemimiz bugüne kadar sorunsuz bir şekilde çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Sistemin kurulma ve işletim aşamasının akabinde EOS proje grubumuz sistemin geliştirilmesi için sürekli takip ve izleme sürecini gerçekleştiriyor. Önümüzdeki yıllarda inşallah proje grubunu daha da genişleteceğiz ve sistemin diğer EOS santrallerine de yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında da tabii bildiğiniz gibi sadece kamunun elinde hidroelektrik santrallerimiz yok. Özel sektörün elinde de hidroelektrik santraller var. Oradan da talep olması halinde oralara da bu sistemi kuracağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Bu sistemi inşallah en kısa gelecekte yurt dışında da satışını yapmak, pazarlamasını yapmak arzusundayız. EYÖŞ'ün TÜBİTAK ile birlikte yürüttüğü bir diğer proje olan MİLHES projesinde geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalandı. Sarıyer HES rehabilitasyon projesi kapsamında düşey tip Francis türbini, hız regülatörü, ikaz sistemi, koruma sistemleri ve tüm diğer yardımcı bileşenler yerli imkanlar kullanılarak en baştan tasarlanıp üretilecek ve devreye alınacak. EYÖŞ'ün HES'lerde kullandığımız ekipmanların yerleştirilmesi için başlattığı projelerle toplam 10 milyar dolara varan elektrik üretim ekipmanları ve elektronik komponentler yatırımı yurt içinde kalacak. Bu durum elbette bu alandaki yerli temel ve yan sanayinin gelişimi için de önemli bir motor güç olacak. Bizlere bu gururu, bu sevinci yaşatan EYÖŞ Genel Müdürümüze, yöneticilerine, sahada ter döken proje ekiplerimize, mühendislerimize bir mühendis olarak teşekkür ediyorum. Ben de meslek hayatına Ar-Ge mühendisi olarak işe başlamış birisiyim. Biraz önce Sayın Genel Müdürümüzün göstermiş olduğu ve bana hediye edeceğini söylediği kartlar üzerinde, tabii değişik amaçlarla tasarlanmıştı o zaman, üzerinde epey bir mesai harcamış birisiyim. Hem hardware yani donanım hem de software yazılım tarafında işin o kadar görüldüğü kadar kolay olmadığını, gece gündüz alın terine akıl terine katmanın önemli olduğunu bizzat yaşamış, müşahede etmiş bir kardeşinizin. O açıdan bu projenin başarıyla gerçekleştirilmesine emeği geçenleri bir kez daha huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Sizlerin sayesinde enerji teknolojilerinde Türk mühendisi önemli bir marka olarak dünyadaki rakipleriyle boy ölçüşür hale gelecek inşallah. Yürekten inanıyorum ki Türkiye'nin yüksek idealleri heyecanla, aşkla, şevkle yürüdüğümüz 2023 vizyonumuz sizlerin tutkusu ve enerjisiyle hayat bulacak. Sözlerime burada son verirken bu teknolojik yatırımın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni eder. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlarım. Kalın sağlıcakla. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanım efendim çok teşekkür ediyoruz. İzniniz ve talimatlarınızla Sayın Genel Müdürümüz, Sayın Genel Müdür Yardımcılarımız ve Sayın Daire Başkanımız
butonların hemen başında yerlerini alacaklar ve sizin talimatınızla bu sistem devreye alınacak, arz ediyorum efendim. Efendim Sayın Genel Müdürümüzü, Sayın Genel Müdür Yardımcılarımızı ve Sayın EOS Proje Sorumlumuzu sahnemize kürsüdeki yerlerini almak adına davet ediyorum. Yine kendilerine eşlik edecek çok değerli mühendislerimiz var. Sayın Erol Erikli, Sayın Murat Topuz, Sayın İlyas Şahin, Sayın Ahmet Tural, Sayın Tuğçe Uysal Yumak, Sayın Murat Güney, Sayın Halil İbrahim Kaptan, Sayın Mehmet Ali Kaplan, alo, Sayın Adem Kesimal ve Sayın Yavuz Kütük. Buyursunlar efendim. Evet, değerli arkadaşlar, bizim Ankara'daki programlar dolayısıyla aranızda bulunamadım ama inşallah en kısa süre içerisinde bu EOS'un uygulandığı tesislerimizden birine bizzat giderek çalışmaları yerinde incelemek ve heyecanınıza ortak olmak arzusundayım. Bu vesileyle tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum ve herhalde Sayın Genel Müdürümüz bir butona basmak suretiyle sistemi devreye alacak. Hazır mısınız? Müsaadenizle Sayın Bakanım, tensiplerinizi de basmak istiyoruz. Peki. Hadi ya Allah, bismillah, ya Allah, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tepe-Sikli Hidroelektrik Santrali EOAS mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli enerji otomasyon sistemi olan EOS Sayın Bakanımızın talimatlarıyla hizmete alındı. Allah hayırlı, uğurlu ve mübarek eylesin.